Ah. Merve, iyi misin? Başım çok ağrıyor. Ah. Beyni temiz, hapsi yok, tümör yok. Ah. Hepimiz yanılıyoruz. Ah, başım! Başım çok ağrıyor! Ah. Başım! Pasif doku ölümüne benziyor. Ne fark eder, kafası patlamış. İltihap yok. Yani enfeksiyon olmadığını düşünüyorsun. Hı? Haksız olmasaydın haklısın derdim. Başladık yine. Yani bir gelip bir giden enfeksiyonları var, öyle mi? Bu başka bir şey hocam. Hadi be. İyi tahmin. Ama hayır. Ya bağırsaklarında yaşayan cüce bir cin var. Giriyor, bağırsaklarını açıyor içeri. Enfeksiyonları alıyor, çıkarıyor. Ya da komplement faktör H eksikliği var. Hı? Hocam niye yapıyorsunuz? Hoşunuza mı diyor? Kadının hayatını kurtarıyorum. Bir kadının hayatını kurtarıyorum şu anda. Aslında ona teşhis koyuyorum. Teknik olarak onu öldürecek olan şeyi teşhis ediyorum. Bazı bir kadının hayatını kurtarıyorum. Otoimmün olamaz mı? Dev hücreli arteritle transsüda karakterde bir plevral efüzyonu açıklayabilir misin? Herhalde 3-4 tane beyaz tahta, 100 tane falan da gazlı kalem gerekir. Hayır, bakterilerin akciğerlerini keyfi olarak istila eden görünmez bir proteine sahip olma olasılığı daha yüksek. Sonra belki keyfi olarak plevrasını atlamıştır. Sonra da belki keyfi olarak... Neyse. Şöyle gelirdim şurada. Ah be, Nişantaşı olacaktı. Ben de zoom'umu yapacaktım. Ne derdi tahmin et. Haklısınız hocam derdi. Koçum benim be. Özledim vallahi, çok özledim. Aslında biz Emre ile konuştuk. Sizin haklı olduğunuzu düşünmüyor hocam. Otoimmün bir şeyse kız yaşayabilir dedi. Ama kalbi yırtılmadan önce ona kortizon tedavisi başlamamız gerekti dedi. Eğer yanılıyorsa ve kıza kortizon verirseniz kız ölür. Dolapdere. Şunlara içgüdülerinin esiri olup birini öldürmenin nasıl bir his olduğunu açıklasana. Hatta istersen bir de iyice böyle kontrolden çıkıp kendine olan güvenini kaybedip, kendinden şüphe edip, özgüvenini kaybedip istifa falan etmenin de nasıl bir şey olduğunu kısaca bir geç bence. Ha? İyi hadi. Tamam. Yapın. Yapın. Ne olacak? En kötü hepiniz beraber istifa edersiniz. Ha? Olmaz mı? Yalnız Zeyno, bak buraya. Bu arada arkadaşın işlemi yaparken neden elinde elektroşok cihazıyla beklediğini aileye lütfen açıkla. Çünkü kalbi patlayacaksa hemen patlayacak. Hocam. Böyle hiç bozmuyorsunuz. Bozmayın. Evet, 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 evet. Ve kestik. Anladım. Anladım, haklısınız. Ben de aynen sizin gibi bunu anlatmaya çalışıyorum işte. Tamam. Sadece çok rica edeceğim. Lütfen siz gene de buraya gelin. Biz nasıl davranmamız gerekiyorsa öyle yapalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Aklın yolu bir işte. Adam aynı benim gibi düşünüyor. Bak gör ben bunlara ne yapacağım. Anne, sen ne yapmak istiyorsun gerçekten? Önce seni bu hastaneden bir çıkaralım. Ondan sonra ne yapacağımı görürsün kızım. Birol, ben her şeyi anlattım değil mi? Anlattın hayatım. Bütün detayları anlattım. Bütün detayları. Yani o yapılan testleri, ardı ardına yapılan testleri. Hepsi. Şimdi de kortizon vereceklermiş. Başında şok aletiyle bekleyeceklermiş. Akçam ya. Sen nasılsın hayatım? Sancın var mı? Yok. Uykum var sadece. Tamam. Biz çok gürültü yaptık değil mi? Tamam canım. Tamam. Hadi sen uyu biraz. Bizden istediğin bir şey var mı? Yok. Sadece uyumak istiyorum. Tamam. Biz buradayız, yanındayız. Korkma, tamam mı? Merak etme kızım. Aferin be. Hemen ikna ettiniz anneyi. Aileyi ikna edemedik hocam. Azıcık böyle alıştıra alıştıra söyleseydiniz. Denedik. Dolapdere, senin aran iyi anneyle. Çok. Avukatın arayacağını söyledi. Allah Allah. Kafayı biz mi patlattık? Kendisi patladı kafa. Kadına olası bütün riskleri, her şeyi anlattık ama kadını ikna etmek mümkün değil. Tabii. Paylamasaydın anneyi belki bir şansınız olabilirdi ama payladığın için her şeyden haberim var. Kuşlar söyledi. Ah! Kuşlar da geldi. İyi kuşlar lafının üstüne konarmış. Kıza kortizon verirken başında şok cihazıyla mı bekleyeceksiniz? Yani aileye böyle mi söylediniz? Hı? He? Herhalde. Ne yapacaktık? Aile kızı başka bir hastaneye transfer ediyor. Giderler tabii. Bonservislerini verirsen ellerine her yere giderler. İkna edeceksin hocam. Senin ağzın güzel laf yapar. He? Beni anlatsaydın, ne kadar tatlı bir insan olduğumdan bahsetseydin. Vakaya hakim değilim Ateş ve bütün bu konuşmaları aslında aileyle senin yapman gerekiyor ama bu anlamsız olur. Hocam beni bile doğru düzgün dinlemedi anne. Babayla konuştunuz mu? Babanın çok bir önemi yok. Asıl bizim anneyi ikna etmemiz gerekiyor. E tamam, o zaman anneyle tekrar konuşacaksınız ve ikna edeceksiniz. Bizim asıl Merve'yi ikna etmemiz gerekiyor. Merve reşit. Ailesinin onayına ihtiyacı yok. Hadi uç. Ne bekliyorsun o zaman? Kızı ikna et. Bugün kafası patlayanın yarın kalbi de patlar de. Anneni dinlersen öleceksin de. Kızın hayatını kurtar. Hadi. Merve ile biraz yalnız konuşabilir miyim? Hayır, konuşamazsınız. Çünkü biz bu hastaneden ayrılıyoruz. Belgelerimizi bekliyoruz şu an. Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Doktor bey, aynı dili konuştuğumuzu zannediyorum ama yani daha nasıl açık anlatabilirim ki? Lütfen izin verir misin? Hayır, veremem. Kim bilir senin aklına hangi zırvalıklarla dolduracaklar. Ben buna asla izin veremem. İzin istemiyorum. Sadece doktorumla yalnız kalmak istiyorum. Merve, canım, bak beni dinle. Biz çıkalım. Biraz çıkalım. Merve. Hadi canım, lütfen. Gel. Kusura bakmayın. Biz alışkınız. Siz hastalığımla ilgili mi konuşmaya geldiniz? Yok. Daha önemli bir şey söylemeye geldim. Merve, bu hayatta kararlarını kendin vermelisin. Evet, annen baban seni seviyor, senin için iyisini düşünüyor olabilir. Ama onlar her zaman yanında olmayacaklar. Günde 2 kere aramam lazım. Aramazsam ne yapıyorlar biliyor musun? Bir kere polis gelmişti kapıma. Diğerinde apartman yöneticisi. Bir kere öğretmenimi yollamıştı annem. Kadın çocuğunu komşuya bırakıp gelmiş. Ben de yurda taşındım. Günde 2 kere değil, 3 kere aramaya başladım. Bir şekilde hallettim yani. Bu bir çözüm değil, biliyorsun. Biliyorum. Kendi kararlarını vermeye başla. Biraz önce yaptığın gibi. Bir yerden başlaman lazım. Konuş onlarla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.